Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Mi 10. İç ekranımız sağlam. Kullanımda herhangi bir problem, bir engel yok gördüğünüz gibi. Ön yüzünde çatlak olan camlardan dolayı komple ekranı değiştirmeye gerek kalmadan sadece ön yüzünde çatlak olan camı değiştireceğiz. Bu da neredeyse ekran fiyatının 1/4 fiyatına sağlayacağız. Xiaomi Mi 10 ön cam bu arkadaşlar. Yeni uygulayacağımız cam. İşlemlerimizi yaparken dikkatli ve yavaş olmamız gerekir. Bu videomuzu izleyen arkadaşlar profesyonel olmayanlara kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ev ortamında yapılacak bir işlem değil. Evet. Telefonumuzun arka kapağına 50-60 derece bir ısı uygulayarak öncelikle arka kapağını açıyoruz. Ürünle ilgili soru ve önerileriniz varsa da arkadaşlar ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Evet. İnce jiletimizde şu anda arka kapağını söktük gördüğünüz gibi. Videomuzu hızlandırmış bir şekilde yapmaktayız. Evet, Xiaomi Mi 10 komple ekran değiştirmeye gerek kalmadan sadece ön yüzünde çatlak olan camı değiştiriyoruz videomuzda arkadaşlar. Telefonumuzun arkasında bulunan vidaları şu anda tek tek söküyoruz ve sıralı bir şekilde bırakacağız. Parçaların yerleri değişmesin diye. Çünkü bazı vidalarımız kısa, bazıları uzun olabilir. Xiaomi Mi 10 ile ilgili diğer yaptığımız işlemler batarya değişimi, şarj soket değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri sağlamaktayız. Vidalarımızı açtıktan sonra parçasını söküyoruz. NFC parçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız sağlam. Telefonumuzu kapalı konuma getiriyor şu anda. Tufan işlemi olarak yaptığımız bütün işlemler servisimizce 6 ay garantili Türkiye'nin bütün bölgelerinde ücretsiz kargo hizmeti ve yanında kırılmaz cam hediye ediyoruz. İşlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi Note 10 ve benzeri bütün ekranların camlarını değiştirmekteyiz. Etki özelliği olan cihazların. Samsung olsun, iPhone serisi, Meizu ve benzeri bütün markalara, modellere bakıyoruz. Arkadaşlar, profesyonel olmayan arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmeyiz. Videomuzun bazı bölümlerini kesmişiz. Onun için kolay kolay açılan bir ekran değil bu. Bunu belirtelim. Sökme şeklini sadece videomuzda gösteriyoruz sizlere.
Arkadaşlar, ekranları sağlam olan kullanıcılarımızın dikkat etmesi gerekir. Burada çok dikkat etmeleri gerekir. Ekran soketi açarken dikkat etmeniz gerekir oradan. Yani o flex'i dikkatli bir şekilde kurtarmamız gerekir oradan. Söktüğümüz ekranı test edeceğiz. Ondan sonra makinemizin üzerinde ısı uygulayarak kırık olan camı ekrandan ayıracağız arkadaşlar. Öncelikle ekranımızı test ediyoruz. Evet, gayet güzel bir şekilde ekranımız çalışıyor. Şimdi makinemize geçerek kırık olan camı ekrandan ayıracağız. 0.5 milim çelik telle bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu da makinemiz. Evet, ekran ve camı birbirinden arıyoruz arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi üzerinde okkan maddeleri var. Birazdan uygulayacağımız camın üzerine de aynı şekilde okkayla ekran ve camı birbirine yapıştıracağız. Onun için makinelere ihtiyacımız var. Özel makinelerle yapılıyor bu, bilginiz olsun. Yani ev ortamında kesinlikle tavsiye etmem ve zaten sağlıklı da olmaz arkadaşlar bu işlemler. Söktüğümüz ekranı test ediyoruz. Camı uygulamadan önce. Ekranımız burada da gayet güzel bir şekilde çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi temizleme işlemine geçiyoruz. Ekranımızın üzerinde bulunan okkan maddeleri güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Herhangi hiçbir şekilde bir madde kalmaması gerekir. Aksi takdirde ekran ve cam birbirine güzel bir şekilde yapışmaz. Baloncuk ve kabarcıklar oluşur.
Buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Mi 10 ön cam değişim yapıyoruz. Bu Mi 10 serisinin de iki çeşit ekranı var. Bir ses serisi, Flex'in arkasında bulunan bir ses serisi var. Bir de C arkadaşlar. Bunların ekranları birbirinden farklıdır. Arasında bayağı fiyat farkı da var. Bunu bilgilendireyim arkadaşlar sizlere. Şimdi laminat makinemizde ekran ve camı birbirine yapıştıracağız. Ekranı test ettim, rüzgü var. Öncelikle baskı uygulayarak birbirine yapıştıracağız. Ondan sonra vakumlama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Mi 10 komple ekran değiştirmeye gerek kalmadan sadece ön camını değiştiriyoruz videomuzda. TBK 908 serisi. Şu anda en güzel makinelerden biri. Yani rahat, kolay kullanımı. Gördüğünüz gibi derecelerimiz yükseliyor. Bu makinede de tahmini 20-25 dakika duruyor arkadaşlar. Kısa bir şekilde sizlere gösteriyoruz hangi makineleri kullandığımızı. Bu da vakumlama sistemi arkadaşlar. Ekran ve cam arasında kalan havayı çekmek için. Görüyorsunuz arkadaşlar, gayet başarılı, gayet temiz bir şekilde cam ve ekranı birbirine yapıştırdık. Şimdi tekrardan yapıştırma işlemine geçeceğiz. Biz Tufan İletişim olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine ücretsiz kargo hizmeti sağlamaktayız. Yaptığımız işlemler 6 ay garantili. Yapılan işlemler sonunda kırılma cam hediye ediyoruz. Ekranımızı tekrardan kasasına yapıştıracağız. Onun için kasanın arasında herhangi bir madde kalmaması gerekir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Mi 10 ön cam değişimi videomuzda yapıyoruz. Esnek bir yapışkanla ekran ve camı birbirine yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere Tufan İletişim olarak Mi 10 ön cam değişimi yaptık videomuzda. Gayet başarılı bir şekilde neredeyse ekran fiyatının 4'te 1'i fiyatına komple ekranı değiştirmeye gerek kalmadan kendi ekranınızı cam değişimi sağladık. Parçaları olduğu gibi topluyoruz. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bizleri İzleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.